Ersin Koç diyor ki sabah sabah bir buçuk saat kadar eksi 15 derecede çok pis bir kar yağışında araba kullandım. Her yerim kasıldı. Cüneyt Özdemir bari güldürsün diye açtım yine aynı muhabbetler. Abicim sen Cem Yılmaz'ı başladın anlamadım neyi arıyorsun ben <laughs> Bizdeki muhabbet bu Cüneyt Özdemir güldürsün diye Cem Yılmaz'ı aç ne bileyim. <laughs> Doğuyu izle. <laughs> Cüneyt Bey ayrıca siz Selahattin Demirtaş siyasetini beğen beğeniyor musunuz? ben benim beğenip beğenmemem önemli değil ki. Yani önemli olan bir realite var yani. Burada bak işte bunlar bunlar hep Cumhur İttifakının çizdiği şeyler, sınırlar. Şeytanlaştırıyor, görüşmeyeceksin diyor. O belirliyor yani. Bazen böyle söylüyorum ya yani siyasette yeni hamleler yapılması lazım. İşte Ekrem İmamoğlu ile ilgili değil mi? Bir mağduriyet var şu anda orada. Ya, ben dedim ki ya o ben olsam şu anda Türkiye'yi dolaşıyordum. Saracahandeki nöbet büyümüştü. Oraya bir tane şey koydurmuştuk. Demiştim ki Murat'cığım kuralım şuraya bir tane büyük bir sahne. Gelsin sanatçılar. Çağır Yavuz Bingöl desteğe gelsin. Çağır Kıraç desteğe gelsin. <laughs> Gelebilir bilmiyorum yani. İşte bu da öyle. Yani şu bugün otur oluşturulan şeyi şu siyasette çok basit. Kemal Bey alacak abi Ali Babacan'ı beraber... Ziyarete gidecekler. Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş diye bir şey duydum. Doğru mu, yalan, yanlış mı bilmiyorum ama... Mesela böyle ziyaret varsa da bunu Tunca Özkan diyecek ki çıkacak KRT'ye. Kardeşim ben milletvekili olarak gittim. Zamanında ben de cezaevindeyken... Bilmiyorum belki gelmiştir, şey yapmıştır ama onların haklarını da koruduğunu biliyoruz. Konuştuk. Bir siyasi zemin olsun istedik. Şey olduk, şu anda... E, aslında çünkü yani... Bir şeyler daha geliyor aklıma ama söylemiyorum. Diyeceksin ki söyle korkma. Korkumdan değil de söylemiyorum çünkü söyleyince yine ben de yakıyorum. Hani altılı masadan bahsetmeyecektik artık. Kayserli diyor. Sevgili Kayserli kardeşim. HDP'den bahsediyoruz aslında. Altılı masadan değil. Altılı masaya akıl verecek bir sürü adam var yani. Buradan bizim köye yol olur. Altılı masaya verilen akıllar. Evet, böyle bir HDP'nin e, çıkışı bence bu haftanın en önemli gündem maddesi. Ne olacağını hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Bir de altılı masadaki bu belirsizlik tabii ki tabii ki pek çok kişinin canını sıkıyor ama çok da konuşmak istemiyorlar. Şimdi önemli bir Sisler Bulvarı'nda Ankara'da bir cinayet oldu ve bu cinayet herkesin gözü önünde, MOBESA kameralarının gözü önünde işlendi. Ama buna rağmen tek bir kare görüntü yok. Tutuklamalar devam ediyor. Ülkücü Hareket'in önemli isimlerinden Sinan Ateş suikasti ve ee, hafta sonu ilginç gelişmeler yaşandı. Başak Koçak'la konuşmuştuk, muhabir arkadaşım, genç meslektaşım. Başak şu anda karşımda. Ve bize bu hafta sonu son derece ilginç gelişmeler yaşandı. Ee, yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklama sayısı kaç oldu Başak şu anda Sinan Ateş suikastinde ve ne çıktı bu hafta sonu ortaya? Öncelikle merhaba Cüneyt Bey. Şu an tutuklanma sayısı e, toplam 13'e yükseldi. E, 17 kişinin ismi karıştığı söyleniyor. 16'sı dediğim gibi affedersiniz yanlış ifade ettim. 16 tutuklanıyor. 13'ü tutuklu yargılanıyor içeride şu an. Ee, şöyle bir gelişme var. Tutuklulardan tetikçi olduğu iddia edilen bir ismin e, tut tutanağı sosyal medyada yayılmaya başladı. E, bu tutanakta ise Ankara, İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan is isimlerin e, korumalığını iki tane özel harekat polisinin yaptığı iddia ediliyor. Bunlar sosyal medyada çalkalanıyor. Ve de tutuklandılar değil mi iki özel harekat polisi? Şimdi bence Bunlardan yani bu, anladığım kadarıyla bir tanesi evet. tutuklandı ama bir tanesi hala firare. Öyle anladım ben. Evet, su, suikastçı tetiği çeken firari şu anda. En önemli gelişme bu bence. Yani düşünsenize İstanbul'dan iddia doğruysa bir tane tetikçiyi, tetikçi, tetikçi dediğimizde adam 34 yıl ceza almış. Aranıyor güya 4 yıldır. Bunu çakarlı arabalarla iki özel harekat polisi, Ankara'ya getirmiş. Hatta bir trafik çeyinde çevrilmiş. Bizim adam falan diye bırakmışlar. Şimdi bak ben hani ee, daha önce işte Hrant Dink davasını çok yakından biliyorum. Gelişmeleri, cinayetin nasıl işlendiğini ya da Türkiye'deki çeşitli ee, siyasi cinayetleri. Kimi zaman denir ki ya derin devletin adı vardır, derin devletin şeyi vardır, parmağı vardır, işte etkisi vardır, korumuştur, korumamıştır. Ben böyle bir şeyi hayatımda hiç duymadım Türkiye'de. Yani iki polisin çakarlı arabalarla bir tetikçiyi getirip ülkücü hareketin içinde eski ülke ocakları başkanını vurdurması çok acayip bir şey. Yani hani e, nasıl diyeyim hani Türkiye'deki siyasi cinayetler tarihine geçecek kadar önemli bir şey. E, ve de hala soruşturma devam ediyor ama soruşturmada yani bir tutuklamalar var. Fakat siyasi hiçbir kelime şu anda gördüğüm kadarıyla telaffuz edilmiyor. Değil mi Başak? Ve evet, de Bey. E, emniyetten de çok böyle emniyetten bilgi sızdırılıyor kimi gazetecilere ama resmi açıklama net bir şekilde ya yani böyle bir cinayette mesela her gün bir sözcüden ben bekliyorum ki bir açıklama gelsin diye. Şu ana kadar böyle bir açıklama da yok anladığım kadarıyla. Evet şöyle bir gelişme var aslında Cuma günü bahsettiğimiz e, Dodo lakaplı Doğukan Çip'in e, ifadesi sızdırılmış Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun yazmış o da korkutma e, korku öldürmek gibi bir niyetimiz yoktu aslında korkutmayı amaçlıyorduk diyor. Ee, dediğimiz gibi çok fazla isim var. 17 kişinin karıştığı söyleniyor. Ee, onun dışında ise şöyle bir de tartışma var aslında siyasi boyutuna değinecek olursak. Ee, Tip milletvekili Ahmet Çık MHP e, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın etiketleyerek tweet yaptı. E, etiketleyerek değil bir önerge sundu meclise Bekir bu araştırılmasına yönelik MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise çok sert bir şekilde bir tweet attı aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum üslup olarak bayağı bir sertti ben şu an dile getirmeyeyim isterseniz evet, getirme. ama gerçekten yani şeye gerek yok karşılıklı hakaretler havada uçtu diyebiliriz ee... aynen öyle Evet. Aynı Peki Başak anda, başka var mı? E, bir istedim. de şöyle Hı -hı. bir gelişme var. Ülkücü camiada ise şöyle bir tepki var. Sosyal medyada dolaşıyor. E, bizim davamız bitmiştir, davamız sizin olsun diyerek genelde bıyıklarını kestikleri videolar, fotoğraflar da sosyal medyanın gündeminde. Böyle bir söylenti var. Yani hatta işte deniyor ki %2, %3 bu MHP'nin oylarını etkiler. Ama yani o çok etkiler mi? Şu anda kampanya ne durumda? Ondan da ben emin değilim. Yani bununla yönelik bir şey görmedim. Bir öngörü olarak söyleniyor bu ama bir araştırma yok şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ederim Başakçım. Ben teşekkür Gelişmeleri ederim. Gelişmeleri yine senden almaya devam ederiz. İyi ee, bir izleyicimiz yok ya Sırrı Süreyya Önder mi olur? Aday kim olur diyor HDP'den. Ben de bunu yazdım. Dedim ki ya, muhakkak Sırrı Süreyya Önder olmalıdır. Sonra sosyal medyanın diline düştüm. Bre cahil diyorlar bana ki haklılar. Sırrı Süreyya Önder üniversite diploması yok. Ben de bir şey diyecektim ama diyemedim yani. <laughs> ya tamam anayasa istiyor da yani her zaman da şart olmayabiliyor da diyemedim hani. <laughs> biz cahilliğimizde kaldık yani. Doğru yani biz yani anayasa olarak bir diploma olsa gösterseler falan iyi olur. Ama yani olmadan da bazı şeyler oluyor gibi geliyor bazen yani en azından ne bileyim teoride olur mu acaba diye insan merak etmekten kendini alamıyor.